Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bir önceki görevde satın aldığımız çiftliğe ev yapmaya karar vermiştik. Hatta bir de küçük kulübe vardı, onu da yıkmıştık. Şimdi de Blackwater kasabasında AC noktasına geldim. Neden? Çünkü ev yapmak için malzeme ihtiyacımız var. O malzemeler de burada satılıyor. E tuşuna basıyoruz, attan aşağı iniyoruz ve hemen şu çitlerin içinde bulunan adamın yanına gideceğim arkadaşlar. Bu adamdan malzeme alacağım. Geldiğim yerde bir göstereyim sizlere. Şuradayım. AC noktası. Biraz uzaklaşalım. Evet, tam Blackwater kasabasının içinde. Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. Joking, I'm joking. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some dumb old coot, I know. He's telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient. Bir çiftlik satın aldığını ve buraya ev yapmak istediğini söylüyor. Bu adamı da bize uncle, yani amca tavsiye etmişti. İşte kel ve yaşlı bir adam, sizin bu işte çok iyi olduğunuzu, işte böyle hazır evler olduğunu söyledi bana, doğru mu dedi. O da evet dedi, bir tane katalog çıkarttı. İşte dedi, burada gördüğün evleri satıyoruz, hangisini istersen alabilirsin dedi. Hepsi birbirinden farklı ama hepsi aynı diyor adam. Yani prefabrik ev gibi arkadaşlar bunlar. Şöyle ki her şey ölçülmüş, biçilmiş, hazırlanmış. Buradan işte kereste halinde alıyorsunuz. Kendiniz çiftliğinizde birleştiriyorsunuz. Ev oluyor. John da beğen diye bir gösterdi. Param da var dedi. Yani bankadan kredi çektim dedi ve adama verdi. Beğendiği ev de, yani onun malzemeleri de stokta varmış. Şimdi yüklemeyi yaptılar. Eğer hemen şimdi sipariş verirsen bir hafta içinde evin hazır dedi. Şimdi Charles geldi buraya. John da soruyor, hayırdır ne oldu filan diyor. Bizim çiftliğe bir tane adam gelmiş ve etrafta deri yüzen kardeşler diye bir çete varmış arkadaşlar. Bunların dolaştığını filan söylemiş. O yüzden Charles da tedbir amaçlı iki kişi getirmiş yanında. John da soruyor, bunlar kim diyor. Bunlar diyor işte paralı tetikçiler. Yani bizim o kadar paramız yok diyor John. Ama diyor ihtiyacımız var, yapacak bir şey yok diyor. Bayağı bir tehlikedeyiz sanırım. Şimdi arkadaşlar kereseleri yükledik. Hep birlikte gidiyoruz nereye? Bu keresteleri, yani evi inşa etmede kullanacağımız aletleri almaya. Bir tane adam varmış, Norveçli, Norveç asıllı. Burada yaşıyor. Çok uzak değil yeri sanıyorum ki. O adamın evine gideceğiz. En iyi aletler bu adamdaymış. İşte çekiçtir, baltadır vesaire vesaire. Yani ev yapmada gerekli alet, her türlü alet bu adamda varmış. Şimdi malzemeleri aldık. Aletleri de bu Norveçli adamdan alacağız. Ve sonrasında çiftliğe gidip evimizi inşa edeceğiz. Charles'ın parayla tuttuğu bu tetikçi arkadaşlar, yani işte koruyucu, bir tanesi şeyin yanında oturuyor, Charles'ın yanında, bir tanesi de bizim yanımızda, yani John'un yanında. John'un yanında oturan adam diyor ki ya işinde çok iyi olduğunu söylüyor. İşte ben varken diyor sakın diyor korkmayın diyor. İşte böyle yolda giderken bizi biri görse diyor, işte hani şey, bizi gördüğü için diyor, tetikçileri gördüğü için diyor, korkacaktır, hani bunun arkası devamı da vardır diye düşünür falan filan gibi, böyle kendini övücü işte böyle şeyler söylüyor. John aslında bu tetikçi işine birazcık hani şaşırdı ama hani Charles yaptıysa bir bildiği vardır diyor. Çünkü güvenilir bir adam da Charles.
Bu arada amcayı da çiftlikte bırakmış. Hani koruyucu olarak üzerine diyor silahla donattım. Yani bir sürü silah var diyor. Orada işte nöbet tutuyor, bekliyor dedi. Bu adamları da işte her ihtimale karşı parayla almış, getirmiş. Hani birlikten kuvvet doğar hesabı. Sonuçta Charles, amca ve John 3 kişiler. Amcanın pek bir şey yapabileceğini de sanmıyorum. Yaşlı başlı adam. Bu adamlar da tabii çete. Bir sürü insan. Hangisiyle baş edeceksin? Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. And he knows me, so we'll see if we can get him to give you some. This is the spot, just up ahead. Evet arkadaşlar, aletleri yapan adamın evine geldik. Şimdi bu yanımızdaki arkadaşla birlikte oraya gideceğiz. Altta da yazıyor zaten. E tuşuna basıp at arabasını aşağı iniyoruz. Harita üzerinde sarı bir nokta var zaten. Adamımız bu. Nils. Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate Jim Milton. Okay. Evet, Jim Milton yeni ortağım diyor. İşte arkadaşım diyor. Senin diyor aletlerinden almak istiyor diyor. Yukarıda diyor çiftlikte diyor bir tane ev inşa edecek. İşte var mı elinde hazır falan filan diye soruyor. Adam da her şeye tamam diyor. Yani okey, okey. Yani her cümleden sonra çok kısa ve net bir yanıt veriyor. Okey diyor. Okay. Yani cümle kurmaya bile tenezzül etmiyor arkadaşlar adam. Bakın aldı alet çantasını direkt arabanın arkasına koydu. Bunun için sana ödeme yapmasını söyleyeyim mi arkadaşıma diyor. Ona da okey diyor. Her şeye okey. Okay. Evet, John da şimdi okey diyor. Yani adam o kadar fazla okey dedi ki onun bile garibine gitti. Şimdi arkadaşlar kereseleri aldık, inşaat malzemelerini ve inşaatı yapmada kullanacağımız aletleri de aldık. Yola koyulduk, gidiyoruz. Ne oluyor ya? Oha! Hadi bakalım. Evet, bunlar deri yüzen kardeşler. Yani şu an bir çatışmanın içindeyiz arkadaşlar. Kimi görürseniz hepsini vuruyorsunuz. Her yerden de çıkıyorlar arkadaş ya. Bir de bir anda bitiyorlar. Mesela yok gibi gözüküyor ama bakın. Hadi bakalım iki tane burada. Şu kaçtı. Evet başka. Şurada bir tane var ama. Ne bir tane, bir sürü. Arkada tek bir kırmızı nokta gözüküyor. Yanına gelince işler değişti. Gel gel. Bak tadına nasılmış. Arkadaşlar çok dikkatli olun. Anında dibinizde bitebiliyor, bilginiz olsun. Kimisinde silah var, kimisinde işte böyle yay ok var. Kimisinde böyle pala gibi bir şey var. Tuhaf tuhaf silahlar kullanıyorlar. Hani hem ilkel silah var hem işte böyle teknolojik silahlar var. Diğer arkadaş da vuruldu ya okla. Çok enteresan. Onu kaçırmış götürüyorlar. Aynı zamanda bizim aletleri çaldılar at arabasından. Şimdi onların peşine düşüyoruz arkadaşlar. Bakın sol altta haritada sarı bir alan var zaten. John'un yanında okla vurulan adam vardı. Onu aldı götürüyorlar. Artık ne yapacaklarsa. Bir de bizim alet çantası gitti. Bakın burada ağacın üstünde oturan adamlar var. Önce bunları haklayın arkadaşlar. Yoksa yani bana nereden ateş ediyor der durursunuz. Boşuna ararsınız. Bir de böyle ağaçların arasına girince
Yani ağacın altında olunca pek yukarısı da gözükmüyor dallardan filan. Evet, başka? Hala gelmeye devam ediyorlar. Her taşın altından da çıkıyor arkadaş ya. Bak orada ağacın kenarında saklanıyor. Gel bakalım. Şurada var. Açsınız arkadaş siz ya. Gerçekten var ya. Bak bak geçmiş oraya. Kenardan. Tam bitti diyorum. Bir daha çıkıyor. Evet, şimdi sarı alana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada arayacağız alet çantasını. Şunun üstünde ne var ne yok bir alayım bakayım önce. Evet, burada arıyoruz. Aynen, tam da karşımda. Oo, adamı kafasından çivilemişler vallahi. Evet arkadaşlar, ölüye de saygınız olacak, diriye de. Şimdi bu adamı aldık. Niye aldık? Burada bırakmak olmaz. Defnetmek lazım. John da alet çantasını aldı. Ve sol altta harita üzerinde sarı bir nokta var. Charles ne oldu ya? Ha, şu tarafta herhalde. Tekrar at arabasına dönüyoruz arkadaşlar. Alet çantasını koyacağız ve gideceğiz. Bayağı da gitmişiz ya. Yani çatışma esnasında çok da anlamadım yani. Farkındayım, bayağı uzaklaştık da bu kadar da tahmin etmiyordum. Git git bitmiyor. Evet, Charles da geliyor arkadan. Evet, öndeki vagonun arkasına gidiyoruz ve klavyeden R tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bu alet çantasını, sandığını neyse buraya koyuyoruz ve E tuşuna basıp at arabasına biniyoruz. Sonrasında buradan gideceğiz. Ama bir dakika ya. Wait for Charles diyor. Ha, Charles bizde gelecek. Şöyle geri geleyim biraz. Hadi oyalanma ya. Atla gidelim. Şimdi ölen arkadaşı diğer at arabasına koydu. Evet, artık kontrol bizde arkadaşlar. Çiftliğe kadar gidiyoruz. Adamlar nasıl aldı hemen kaşla göz arasında alet çantasını ya? Gerçekten var ya. Soygun da değil, bunlar talan ediyor ne var ne yok. İyi bari kereseler kaldı yerinde. Evet, buralar biraz güvensiz arkadaşlar sanırım. Yani bu adamlar hep buralarda geziyorlar. John da tabi biraz korkmadı değil. Yani diyor, keşke diyor buradan yer almasa mıydım. Yani burayı almakla hata mı ettim? Yo diyor, yani hep burada değiller ki diyor. Bunlar devamlı geziyor. Yani başka yerden de alsan karşına çıkacak. Ama tabi şöyle bir durum var. Şehir merkezinden bir yer alsaydı, şehir merkezinde otursaydı, oralar tabi şerifti, polisti daha çok olduğu için ne olacak? Daha şey olacak, güvenli olacak. Bu adam da hep uyuyor mu arkadaş ya? Ne zaman gelsek uyuyor. Diyor ki nöbet tutuyordum. John da diyor ne demezsin. Okay.
Be careful. Well, I will. But I'm fairly sure we scared them off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. Evet arkadaşlar, aldığımız malzemeleri yavaş yavaş aşağı indiriyoruz. Vurulan arkadaşı da Charles kasabada defnedecekmiş, öyle söyledi. Şu anda John Abigail'ın, yani eşinin sesini hatırlıyor. İşte seni çok seviyorum filan dediğini hatırlıyor. Kahvesini yudumluyor aynı zamanda. Abigail'ın istediği çiftliği almış olduk. Evi de bir haftaya yaparsak bizden iyisi yok. Evet arkadaşlar, bu görevi de başarıyla tamamlamış olduk. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.